Motorhaneden herkese merhaba. Güzel güneşli bir Haziran gününde motosiklet sürüyoruz. Ve nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bir motosiklet denemeye. Başlıkta da gördüğünüz üzere Moto Guzzi V85 TT. Haydi gidelim. Hava ne kadar da güzel ya. Ne kadar da güzel ya. Hemen size hava durumunu söyleyeyim. 17 derece. Hissedilen 23. Güneşin açısından mütevellit. Millet disc golf oynuyor. Avrupa'da, Amerika'da da var galiba. Bilinen bir spor, disc golf. Belli hedefler var. Frisbee, o işte diskle o hedeflere ulaşmaya, yani golfün, öyle düşün, golfün havadan oynananı yani. Neyse, bak yine bir bilgi verdim bilmeyenlere. Bilenler için tabi saçmalık oldu bu kısım. Neyse, hadi gidelim. Konuşmayacağım artık. Gidelim motosikleti deneyelim. Çok merak ediyorum. İnsanın arkadaşının böyle bir motosiklet bayisi olması ne güzel ya. İstediğin motoru istediğin zaman git dene. Oh! Honda var, Aprilia var, Vespa var. Başka ne vardı? Başka ne vardı burada? Ducati yok. Bak, buradayız. Hop, şöyle dönelim. En çok Honda var tabi. Moto Guzzi var. NC750X deneyelim mi? Bir gün. Şimdi bunu deneyeceğiz işte. Haydi bakalım, gidelim işlemleri halledelim. Evet, kağıt kürek işlemlerimiz bitti. Şimdi bu motorla biraz gezelim. Evet, binelim. Şimdi bir de şu selamlamayı görelim. Şurayı biraz silelim. Pis tabi motorlar. Şöyle. Hop, açıldı. Beni de görüyorsunuz değil mi? Hop, böyle işte. Güzel bir selamlaması var. Oo. Çok iyiymiş sesi. Debriyaj bir. Evet. Biraz sürelim. Biraz bir test edelim. Bakalım neymiş ne değilmiş. Sonrasında geri döneceğim size. Şimdilik biraz gezelim. Bir tanıyalım motoru neymiş ne değilmiş. Evet, bir süredir beraberiz motosikletle. Hoşuma gitti. Güzel motosiklet. 80 beygir, 80 Nm'lik torku var. 80 beygiri 8000 devir civarında veriyor. 80 Nm torku da 3800 civarında veriyor galiba. Yani şöyle düşünelim. 853 cc sanırım. 853 cc'lik bir motordan 80 beygir alabildiklerine göre, yani tam 1 litrelik bir motordan 100 beygir alabilmeleri çok
olası bir durum ve bu güzel bir şey. Günümüz teknolojisinde, günümüz motosikletleri arasında gayet güzel bir durum. Üzerindeki standart şeyleri sayalım. USB bağlantısıyla geliyor. Burada bir şarj cihazı. Yani artık çakmak biliyorsunuz kalmadı. Yani çakmakla yapılabilecek her şey USB kabloyla yapılabildiği için USB çok daha hem uzun ömürlü hem daha temiz bir kullanımı var çakmağa göre. Onu tercih etmeleri çok güzel. Önde arkada Kayoba süspansiyonlar var. Önde ters maşa. İki tarafında preload'u ve geri, yani ön yüklemesi ve geri tepmesi, absorbesi ayarlanabilir durumda. Ama tabii elektronik değil. Bunlar manuel olarak ayarlanabiliyor. Onun dışında bir sürü, size daha sonra bunun bilgisini veririm yolda, bir sürü parçası var, ekstra ekipmanı var alabilip takabileceğiniz. Başka nelerden bahsedeyim hemen size, hazır aklıma gelmişken. Aynalar BMW GS'in aynısı, birebir aynısı, yani hiçbir şey yok. Muhtemelen aynı firmadan alıyorlardır ikisi de. Gayet güzel ama bu motosiklete sanki biraz yakışmamış. Sanki yani ya biz aynayı nasıl yapsak deyip son güne bırakıp da işte son gün yalap şap yapılır ya bir şeyler. Öyle yapmışlar gibi. Hani aynanın bağlantısı vesairesi, buradaki bu işçiliği açıkçası yani detaycı bir motosiklet ülkesinden ya da detaycı bir üretim ülkesinden, İtalya'dan böylesine yarım yamalak bir işin çıkmış olmasını açıkçası çok hoş karşılamadım. Ama hani onun dışındaki detaylar motosikletin üzerinde çok iyi. Çok gerçekten düşünülmüş. Yani bu motosikleti kaç senede tasarladılar, ne düşündüler, ne yaptılar bilmiyorum ama özenilmiş, iyi çalışılmış yani. Moto Guzzi'yi biliyorsunuz, yıllarca klasik motorlar, bobber'lar vesaire, kruiz motorları yaptı. Kaliforniyalar vesaire derken. Bir dönem yine böyle enduro tarzı motosikletlerle geldi ama nedense çok tutulmadı. Kaliforniya'nın vardı galiba bir tane büyük 1200'lüktü sanırım motoru, doğru hatırlıyorsam. Yaptı motosikletleri ama çok rağbet görmedi niyeyse. Belki de hani doğru zaman değildi. Dünya belki buna hazır değildi henüz. Ama şu an günümüzde biliyorsunuz hani Honda'nın mesela işte Cafe Racer Neo tarzı bir motosikletle gelmesi, eskiyi yeniyi böyle harmanlayıp günümüz teknolojisiyle birleştirip bize sunması vesaire çok insanların hoşuna gitti. Ben dahil birçok insan bayıldı yani o motorlara. Tabii hipermotor teknolojisi, hipermotor motosikletleri gelmeye başladı. Yavaş yavaş insanlar onları da tercih etmeye başladılar vesaire derken Moto Guzzi belki de tam doğru zamanda çıkardı motoru, bilmiyorum. Hani scrambler'ların vesaire de arttığı bir dönemde. Doğru zaman, evet. Umuyorum satacaklar, umuyorum beğenilecek insanlar tarafından. Yani ben bir 35-40 kilometreleri falan üzerindeyim galiba. Sevdim, güzel. Cruise kontrolü üzerinde. Elcik ısıtmaları ekstra ekipman olarak alabiliyorsunuz. Ama hani düğmesi burada hazır. Sadece elcikleri takıyorlar. Düğmeyi buradan şey yapıyorsunuz, düğmeyle kontrol ediyorsunuz. Modları var. Road, Rain ve Offroad olarak. Road'da her şey, yani tam güç veriyor motosiklet, verebileceği tam gücü veriyor. ABS'ler vesaireler açık. Traction Control açık. Rain'e geçtiğiniz zaman gücü biraz düşürüyor. Traction Control'ün gücünü arttırıyor. Size kaymaya izin vermiyor Traction Control. ABS'ler yine normal açık yerinde duruyor. Road modunda olduğu gibi. Ama Offroad moduna geçtiğinizde güçten düşürmüyor bildiğim kadarıyla. Süspansiyonlar zaten elektronik ayarlanabilir olmadığı için aynı şekilde kalıyor. Bunlara ek olarak arka lastiğin ABS'sini kapatıyor. Ön lastiği de ekstra kapatabiliyorsunuz ama bunun için durmanız gerekiyor diye biliyorum. Modların değişimi burada aslında benim daha önce başka bir motorda görmediğim bir şey bu. Motosikleti çalıştırdıktan sonra start düğmesine basıyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Yani marş düğmesine bastıktan sonra marş düğmesine bir daha basıyorsunuz. Ve diğer moda geçiyor. Bir daha basıyorsunuz, diğer moda geçiyor. Hani eskiden çalışan motora marş basılmazdı. Marş motoru, kömürler yanardı vesaire. Öyle bir şey yok. Elektronik ateşleme olduğu için o düğmeyi bunun için kullanmışlar. Yani zamanla alışırız muhtemelen. Ama tabii bilmeyince bir garip geliyor insana. Önde LED farlar, arkada LED farlar, müthiş görüntü. Sinyaller yine ona keza LED. Bir trafik. Nedendir acaba bu trafik? Şimdi biraz aralardan gidelim bakalım ne olacak. Gidemiyoruz gerçi, karşıdan sürekli gelen var ama deneriz belki.
Ekranda görülebilen bir sürü şey var. Aradığınız, yani dışarının sıcaklığı var, vites göstergesi var, hız göstergesi var. Bu göstergeler bu arada Aprilia ile çok benziyorlar. Aprilia'nın da göstergeleri bunun gibi. Neredeyse aynı. İşte gidilebilecek menzili gösteriyor, toplam odayı gösteriyor, saati gösteriyor. Buna cep telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Cep telefonunuzla işte buradan müzikleri vesaireleri, KTM'de olduğu gibi, işte artık BMW'de de var, onda olduğu gibi her şeyi görebiliyorsunuz. Bu arada tabii ışık sensörü var üzerinde. Karanlıkta karanlık moda geçiyor. Akşam gece moduna geçiyor. Gündüzleri de böyle gördüğünüz parlak. Altta modları yazıyor. Road, rain ve offroad olarak. Sağda şu an mesela average fuel diyor. Ortalama yakıt B. Şu anki yakıt B. B diyorum. Şu anki yakıt anlık yakıt yani. Şu anki gazda. Trip B. Saat var. Tripteki saatiniz, yani ne kadardır sürdüğünüz. Maximum speed var. Geçelim, average speed var, ortalama hız. Maksimum hızı diğeri de. Ortalama yakıt B. Bunları ne anlık olarak, bunların hepsini aklında tutuyor. Yani bayağı güzel bir yol bilgisayarı var arkasında. Tekrar bastığınız zaman modu içe doğru A'ya geçiyor bu sefer. A'daki şeyleri görmeye başlıyorsunuz. Ve buraya gölgeli bir şekilde üste basarsanız nereye gideceğinizi, alta basarsanız nereye gideceğinizi söylüyor. Yani üste basarsan diyor ki maksimum speed'e gidersin A'daki. Alta basarsan average fuel'e gidersin diyor. Yani ortalama yakıta gidersin diyor. Tabii ayarlardan bunun sayacı litre başına kilometre olarak ayarlanmış. Dolayısıyla hani sizin, bizim alışık olduğumuz şey yok. 100 kilometredeki yakıt tüketimi. Şöyle hesaplayalım. Ortalamasını en son bakalım ve diyelim ki 1 litre ile bu kadar gittiğine göre 100 kilometre oran orantı yani. Şöyle bir sıkıntı var ekranda. Yani artık biliyorsunuz birçok motosiklet markası bu TFT ya da LED ekranlara geçti. Geneli TFT de. BMW'ler, KTM'ler, bunların hepsi artık mat ekran kullanıyor. Parlamayı önlemek için ve gerçekten hiç parlamıyorlar. Moto Guzzi Aprilia gibi biraz parlak ekran kullanmış. Fazla ışıkta yani görüntü kaybı olmaz ama rahatsız edebilir. Yansımalar, oradaki ışığın yansıması vesaire bir şeyi rahatsız edebilir. Cruise Control var dediğim gibi. İçeri bastığınızda Cruise Control lambası yanmaya başlıyor. Bir daha bastığınızda, içeri doğru bastığınızda Cruise Control'ü devreye alıp hızınızı sabitliyor. Yukarı bastığınızda 2 km, saatte 2 km olarak arttırıyor. Aşağıya bastığınızda da 2 km olarak azaltıyor. Yani 40, 42, 40, 44, 46, 48 gibi. İkişer ikişer saymayı da unuttum. Öyle artıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Cruise Control açık ve ben bunu kullanmıyorum. Ama Cruise Control sinyali, Cruise Control lambası, uyarı lambası ekranda yanıyor. Yanıp sönüyor şu an aktif olmadığı için. Anladın mı? Yani sanki bir şey, bu sinyal açık kalmış gibi, bir şey açık kalmış gibi yanıp sönüyor. Yani ben şu an kullanmıyorum. Hani pasif durumda, anladın mı? O zaman onu orada gri veya işte bunu ekrana alıp gri yapabilirdin. Yapmamış. Ama orada mesela bak hala yanıp sönüyor, gördün mü? Yani ben bunu bastığım anda aktif olup eski hızım neyse oradan devam edecek. Ya da ben işte 72 yaptım mesela şu an. İndirelim. 70, 68 gibi. Sele yüksekliği 830 milimetre. Gayet güzel. Hani böyle hem enduro hem şey kullanabilmek için güzel motor. Biliyorsunuz 853 cc'lik çift silindir. V-twin ve 90 derece dışa doğru açık bir motor. Klasik Moto Guzzi motoru. Gerçekten güzel. Gerçekten güzel bir motor. Rahat bir motor. Bir sürü ekstra dediğim gibi şeyleri var. Herkes geri dönüyor Bingsa'dan. Burası atık merkezi. Ben de biraz önce arabayla geldim. Arkamda römorkla atmaya çalıştım ama gördüğünüz gibi kapalı. Niye? Çünkü Pinse bu hafta. Pinse nedir bilmiyorum, tarihini şeyini. Size onunla ilgili de bir video yaparım. Norveç'in tarihi şey ne o? Bayramları, işte resmi tatilleri hangi günlerdir, nelerdir, anlamları nelerdir gibi. Neyse geçelim. Ekstra paketlerinin içinde mesela daha yüksek cam var. Rahat sele var. Alçaltma yükseltme kiti var. Ekstra led lambalar var. Dışarı sis lambaları, uzunlar vesaire bir yere bağlamak isterseniz. Çantaları var. Plastik çantaları var. Alüminyum çantaları var. Başka ne vardı? Başka ne vardı? Vardı bir şeyler. Lastik tipleri var. Değişik lastik
şeyleriyle geliyor, paketleriyle. Birinde Michelin Anaki ile geliyor mesela, offroad. İşte biri daha ehli bir lastik vesaire gibi. Frenleri Brembo, önde 320 milimetrelik çift disk, 4 pistonlu kaliperler, müthiş, acayip ısırıyor yani. Müthiş ısırıyor ya, bu kadar yani, gerçekten bayıldım. Frenlerine bayıldım. Eksiklerine geleceğim, övüyor sanmayın. Kimse babamın oğlu değil, kimseyi övmem ben. Övenleri de hani YouTube'da izlerseniz yok yere motosikleti alıp baştan sona övüyor, görebilirsiniz bunu. Neyse, önde dediğim gibi 4 pistonlu kaliperler var. Brembo gayet güzel, gayet yerinde. Arkada tek disk, o da 260 mm. Biraz daha büyütebilirlermiş. Yani bunun offroad'a gireceğini de düşünürsek, hani daha iyi ısırsın, daha güzel tutsun vesaire diyerek şey yapabilirlermiş ama yapmamışlar. Neden bilmiyorum. Bence olabilirmiş. Burası tabii çok kullanılmayan bir yol olduğu için bisikletler buralarda geziyorlar. Abi hiç acemilik çekmedim motosiklette, biliyor musun? Yani gidon yükseltmeye vesaireye gerek yok. Gayet konforlu gidonun seviyesi. Ayaklar vesaire gayet yerinde. Hiçbir şeyi yok. Negatif durumu yok. Deponun konumlanmasını, böyle biraz aşağıda olmasını, hani offroad'da vesaire ayağa kalkınca seni rahatsız etmemesini, selenin ileriye doğru hafif uzamasını, böyle Afrika TV'nin CRF 250 gibi olmasını, onun dışında başka nelerini beğendim diyelim. Gidonun böyle yanlardan ayrık olup, hani motosiklette sadece motor bloğunun, o V90'ın çift silindir başlarının böyle iki taraftan çıkmamış olması vesairelerini beğendim. Yani bu depoyla aşağıdaki silindirlere bir bütünlük kazandırmışlar. Hani görünüme önem vermişler gerçekten. Boya kalitesi, kaynak kalitesi, benim dik yani belki hani biraz mühendislikten gelen bir şey olabilir. Kaynak kalitesine de dikkat ediyorum. Hani Afrika TV'ni gördüyseniz sağda solda, ya da işte sizin varsa vesaire, bir bakın sağına soluna kaynaklarına. Kötüdür Afrika TV'nin kaynağı. Değişiktir yani, böyle bayağı acemi mi yapmış, ne yapmış? Bir sıkıntı var gibi yani. Sıkıntı var gibi değil yani, ya, sıkıntısı var. Fazla şey kullanmışlar, elektrot ya da işte neyle, TIG MIG diyoruz biz burada ama bilmiyorum, argon kaynağı işte sizin şeyde Türkçesi nedir. Bunun üzerindeki kaynaklara varasıya güzel. Şasiyi bölmüşler yani, motorun bulunduğu şasi ayrı. Bu ön tarafa bir güçlendirici takmışlar, yani şasiyi bölmüşler dediğim, bunu şasiyle, bu işte ön taraftaki lambayı, speedometer vesaire, burayı tutan şeyi şasiyle bir, bu aynı borulardan, aynı şeylerden görünümü tamamlamışlar yani. Yine arkada ona keza artçının oturduğu kısımdaki işte çantaları asacağınız barlar vesaire gayet bütün motorla uyumlu. Yani uyuma, görünüme çok önem vermişler. Gerçekten bayıldım yani o kısmına. Bu kadar özenle yapmalarına bayıldım. Sağa sol böyle gayet rahat ama gidon biraz ağır. Yani belki biraz daha geniş yapabilirlermiş gidonu. Biraz daha ben dışarıdan tutmayı deneyince daha kolay dönüyor gibi sanki. Gerçi o kadar fark etmez 2 milimden bir şey ama. Motor tabii V-Twin olduğu için ağırlık merkezi biraz daha yukarıda Boxer motora göre. Ama gidiş kalitesi tabii bir, hani benim motor mesela 125 beygir, 125 Nm tork. Bu 80 beygir, 80 Nm tork. Gerçekten yani bu torkla torkla beygirin birbirine yakın olması insana bir sürüş kalitesi veriyor. Sürüş güzelliği katıyor. Neden derseniz, hem alt devirlerde güçlü motor, canlı yani, güçlü dediğim hem alt devirlerde canlı hem üst devirlerde canlı. Yani bu anlamda gayet istekleri karşılıyor. Bu kısmı bizim için önemli olan kısmı. Senin isteğini karşılıyorum. Üçüncü vitesteyim. Müthiş. Birçok şeyi yine tabii customize, yani kişiselleştirebiliyorsun. Burada vites değiştirme göstergeleri var. Yine Aprilla'larda, işte Kawasaki'lerde vesaire, yukarıda ışıkların sırayla yanıp en son yukarıda buluşup işte artık vites değiştirmen lazım uyarısının geldiği şeyi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Atıyorum, diyorsunuz ki ben çok agresif kullanmak istemiyorum. Ben çok fazla yüksek devirde motoru kullanmak istemiyorum. Bana vites değiştirme, o ışıkların yanmaya başlayıp yukarıda buluştukları aralık, atıyorum maksimum 4000 devirde hepsi yanmış olsun diyorsun. Atıyorum şu an. Maksimum 4000 devire geldiğinde ya da işte 2500'den itibaren, 3000'den itibaren yanmaya tek tek başlayıp 4000 devirde artık hepsi bir yanıp sana değiştir vitesi diyor. Ama bunu tabii sen yine yukarılara da çekebilirsin. Hepsi sana bağlı. O anlamda güzel.
bunu düşünmüş olmaları bile güzel. Şimdi biraz böyle süspansiyon deneyelim. Buralar biraz sıkıntılı yollar. Bakalım nasılmış. Eksilerinden yine birine gelecek olursak, vites göstergesi bu Yamaha Super TNR'de de vardı. Biraz geç işliyor ve debriyajı içeri çektiğinizde gidiyor. Bak debriyaj içeride, şu an kaçıncı vitesteyim bilmiyorum. BMW'de öyle değil. BMW'de sürekli hangi vitesteysen, debriyajı çeksen de çekmesen de neyse, o sırada o vites hangi vitese takılıysa gösteriyor. Burada öyle değil. Şu an 3. Basıyorum debriyajı, değiştiriyorum. Gitti, çizgi oldu. Debriyajı bırakıyorum. Gecikmeli olarak 4 yazıyor şu an mesela. 4. vitestesin diyor. İyi de vitese geçtikten sonra değil, geçmeden önce bilsek sanki daha faydalı gibi. O vitese taktıktan sonra, debriyajı ben bıraktıktan sonra bana vites göstergesinin ne önemi var? Gerçi vites göstergesine gerek var mı? O da ayrı da. Ama hani mesela atıyorum yeni başladın motosiklete ya da görmeyi seviyorsun. Yani böyle bir olanak var. Böyle bir olanak varsa, böyle bir imkan varsa bu motorda, sen bunu buraya taktıysan en kullanışlı şekilde, kullanıcının işine en fazla yarayacağı şekilde kullanman lazım yani. Enteresan. Bilemedim. Neden öyle? Ve bu motosikletin en önemli özelliklerinden biri, biraz sona saklamış gibi oldum. Bu motosiklet zincirli veya kayışlı değil arkadaşlar. Arkadaşlar da dedim, iyi oldu, bir YouTuber. Tam bir YouTuber oldum şu anda. Arkadaşlar. Evet, bu motosiklet şaftlı. İnanır mısın, şaftlı. Şaft tabii zincire göre biraz güç kaybı yaşatıyor. Yani atıyorum %3, %4 atıyorum 100 beygir motosiklet 97 beygire düşebilir şafta geçtiğinde. Ama 20.000, 30.000 kilometrede bir zincir değiştireceğine, dişli değiştireceğine 100.000, 150.000 kilometrede bir şaft değiştirirsin yani. Bence çok daha mantıklı. Çünkü 1000 git, anladın mı? Yani herhangi bir bakıma, herhangi bir özene gerek yok ya. Araba gibi. Benim motoru da mesela şaftlı. 1000 git. Yağmur mu yağmış, tozda mı sürmüşsün, kaç kilometre sürmüşsün, yağlamış mısın, yağlamamış mısın, temiz miymiş? Hadi dur, su geldi, bir şey oldu. Aman, dünyanın parasını veriyorsun motora. Bir de kaldır hadi, yağla. Dur, en son ne zaman yağlamıştım? Tüh, hatırlamıyorum. Kaldır, motorun arkasını nasıl kaldırayım şimdi? Orta sehpa da yok. Aman, bir sürü. Ama hiç gerek yok bunlar arkadaşlar. Gidin alın şaftlı motor, bakın rahatınıza. Hadi en kötü şeyli alın, yani kayışlı alın. Zincir nedir ya? Bisiklet gibi. Ekstra paketlerde ekstra alabileceğiniz ekipmanlardan biri de, ekipman diyorum ben buna, ne diyoruz, aksesör. Ekstra alabileceğiniz aksesuarlardan biri de orta sehpa. Standart olarak orta sehpa ile gelmiyor. Sizin orta sehpa almanız gerekebilir eğer istiyorsanız. Orta sehpa işinize yarayacaksa. Yani zincir çok şey olmadığı için, zincirle alakalı bir derdiniz olmadığı için orta sehpayı hani çok kullanır mısınız bilmiyorum. Hani çok ağırlıkla bu motora bindiğinizde orta sehpanız yoksa, yan ayaklık CRF250'lerde, işte Afrika Twin'de ağırdır motor. Motor ağırken yumuşak süspansiyonları olduğu için bu motorların ayaklık uzun kalıyor. Dolayısıyla sen motosikleti ayaklığı açıp yatırsan bile, yani park etsen bile motosiklet şey olmuyor. Orada galiba yılan gördüm yerde. Yatırsan bile motosiklet hala dik duruyor, anladın mı? Sıkıntı yani. Ben yerde ya solucan gördüm ya yılan gördüm. Bir şey gördüm ama. Çok eminim bir şey gördüğüme. Nerede gördüm? Şurada bir yerde gördüm. Kıvrıla kıvrıla gidiyor. Gitmiş bak hemen. Ha bak burada. Asfaltta gitmeye çalışıyor yılan. Bendeki de göze bak. Motorla giderken yılan gördüm yolda. Bu motoru
satın alırken seçebileceğimiz 3 paket seçeneği bulunmakta. Biri Urban paket. Burada plastik veya alüminyum olarak çantaları seçebiliyoruz. Orta stand var. Anti-theft özelliği var. Çalınmaya karşı kodlu bir sistemi var. Akıllı telefonunuzu bağlayabileceğiniz bir yol bilgisayarı var. Touring pakette de alüminyum çantalar bulunmakta. 41 litre top box'u var. Bu gayet büyük. Uzun windscreen'i var. Öndeki rüzgar koruyucusu var. 160 daha fazla rüzgarı engelliyor. Motor koruması var. LED sis lambaları var. Orta standı var. Ve Mia adındaki biraz önceki pakette de bulunan medya paketi var. Spor Adventure pakette de bunların tamamına ek olarak Arrow Titanium egzoz bulunmakta. Bu da egzoz konusunda %50 ağırlık azaltımı olarak geri dönüyor. Onun dışında Öhlins'in ayarlanabilir süspansiyonları var, motor koruması var ve katlanabilir aynalar var. Yine tüm bunları ek olarak shaft motor koruması satın alınabiliyor. Rahat sele var, değişik dizaynda debriyaj ve fren manetleri var, çamur koruyucusu var, Michelin Anaki Adventure lastikleri var, yüksek kaydırmama özelliğine sahip lazerde kesilmiş fren pedalları var, multimedya platformu var, lambalara koruma var, alet edevat çantası var ve tank cover var. Tabii motorda boxer motorlarda olan kronik ya da kronik demeyelim, bu bir hastalık değil ama karakteristik sallantısı var. Gazı hani boşta çalışırken mesela ya da ilk çalıştırışta gazı verdiğiniz anda böyle bir sağa sola sallaması var. Ama bu güzel. Ben yani buna hem GS'den alıştım hem de yani ne bileyim bir karakteri olması güzel motorun. İnsana gerçekten bir hani mesela nasıl Alman arabasına binersiniz ve güven duyarsınız ya, o işte o kalite, o güven, o size geçer yani. Mesela bir Japon arabasında o kadar alamazsınız bunu. Onlar hani o güven duygusunu size o kadar vermezler. Ya da bana öyle geliyor da olabilir. Ben hani Alman arabasını daha çok sevdiğim için belki de bana öyle geliyordur ama ben bu motosiklette de o aynı hissi aldım. Yani o güven hissini aldım. Korkutmuyor motosiklet seni. Deli şeyler yapmıyor. Abuk subuk davranmıyor yani. Güzel. O anlamda hoşuma gitti. Gidiyorum. Çektim debriyajı. Gaz veriyorum bak. Bak. Gördün mü? Sağa doğru atıyor motor kendini. Benim motor da galiba sola doğru ya. Motosiklette önemli olan maksimum hız değil. Hiçbir zaman değil. O maksimum hızı soranlar, maksimum hızı deneyenler, maksimum hıza göre motosiklet alanlar. Ya bu maksimumlarla uğraşanlarla ilgilenmeyin siz. Siz efendi motosikletinizi sürün. Keyfini çıkarın şu motosikletin. Maksimum hızda o adrenalinle, o şeyle, endişeyle, aklındaki o çok yoğun konsantrasyonla yani hiçbir şeyin keyfini çıkaramıyorsun. Sonra ancak kafeden kafeye gidersin işte öyle. Keyfini çıkarmak için şöyle ayarında sürmek lazım. Kendini çok strese sokmadan, etrafı da şöyle göre göre, doğaya baka baka, diğer trafikteki araçlarla ilgilene ilgilene. Neyse şimdi şuradan güzel bir yola gidelim de azıcık manzara görelim, değil mi? Değil mi? O da bizim de hakkımız yani, değil mi? Valla titreşim arkadaşlar, şöyle söyleyeyim size. Titreşim var mı? Var, elbette var. Sonuçta bir motor çalışıyor altınızda ama. O iki silindir gibi bir hani BMW 1200 GS titreşimi yok. Biraz titreşim var evet ama yani baktın çok fazla var. Konfor selesiyle onu yine halledersin. Onu yine halledersin yani bir şekilde. Ama dediğim gibi yani öyle sürücüyü rahatsız edecek, aman bu motorda titreşim var, aman bu motor şöyle diyebilecek hiçbir titreşim, rahatsız edici hiçbir titreşim yok. Kötü yanlarından bahsettim ama vitesleri güzel. Bak viteslerine laf etmemiştim. Vitesleri güzel, sevdim. Durduğum yerde geçirirken biraz zorlandım. Boşla bir arası. Boşta kalıyor vites. Vay be, şuraya bak ya. Vites boşta kalıyor ve 1'e geçmiyor gibi oldu. Böyle ileri geri yaptım falan. Daha da 1000 kilometrede bir motor ama anlamadım neden öyle. Bilmiyorum, gayet şey. Geçişleri falan güzel. Yukarı aşağı öyle seni zorlasın, şey yapsın, canını çıkarsın bir durumu yok. Off-road yol bulamadım. Biraz off-road yol bulsaydım orada biraz denerdik. Şöyle süspansiyonlarını falan bir denerdik ama
Gayet benim arka ayağımın arkasında ayaklık varmış. Evet, o bak bir eksi puan hemen. Debriyaj sol pegin arkasında hemen ayaklık var. Yani parmak o ayak topunla basmaya çalıştığında ayağın şeye çarpıyor, ayaklığa. Tam onu şey yapamamışlar gibi olmuş. Yapıştır. Yapıştır. Öne doğru yığılıyor ama. Yüksek süratte aşırı ön frende öne doğru bir yığılma var. Tabii bunu ayarlayabilirsin süspansiyon ayarlarında. Daha biraz daha sert süspansiyonla önüne geçebilirsin ama bu sefer de süspansiyonunuz sert olur yani. O da şehir içinde çok keyif vermez. Çakırda, çukurda. Önde 19 inç, arkada 17 inç jant var. Önde 110 genişlik, 150 arkada. Güzel olmuş. Ben çok böyle sanki yani onun arasındaki farkı anlayacak kapasitede bir adam değilim tabii de. Ulan keşke 120'lik olsaymış falan. Çok onu çok fazla çözemem ben de ama ne bileyim, güzel yani. Değişik, denüşük. Durdum mesela şimdi, yokuş yukarı kalkacağım. Kaçtayım acaba, gerçekten birde miyim değil miyim bilmiyorum. En aşağı doğru ezbere basıyorsun. Baktın gitmiyor, bil ki birdesin işte. Yüksek devirlerde ayaklarda bızzz bayağı bir titreşim var. Uzun yolda seni sıkabilir. Darlayabilir. Dörtten ikiye atınca yüksek devirde arkayı böyle bir kilitledi bıraktı. Bu öndeki cam değişebiliyor tabii ekstra aksesuarlardan. Ama ayrıca bunun da kendi üzerinde bir ayarı var. Açısını değiştirebiliyorsunuz. Rüzgarı kesme açısını. Daha dik, daha size doğru vesaire gibi. Güzel olmuş. Onu sevdim. 140, 150 hiç bana mısın demiyor ya. Açıkçası sevdim ben bu motoru ha. Vallahi sevdim. 80 beygir olduğuna hiç bakmayın abi. Gerçekten. 80 beygir ne zaman 80 beygir biliyor musun? 3000 devirin altında 80 beygir. 3000 devirden sonra coşuyor ya. Oo, vites düşürünce yüksek devirde, yüksek süratte böyle bir sallıyor motor. O bu galiba boxer'ın karakteristiğinden ya, bende olmuyor ama bende mamumu bende olmuyor ama bu galiba motorda biraz öyle. Abi 3. vites 4000 devirden sonra başka bir motor oluyor. Başka bir motor oluyor 3. vitesten sonra. 4000 devirden sonra. Aç gazı gidelim diyor ya, tutma bizi diyor, tutma. Bak hop. Fren. Azıcık arka fren. Bırak freni. Gör içeriği. Gör dışarıyı. Çıkışı gör. Aç gazı. Yapıştır. Çok güzel be. Vallahi çok güzel. Merhaba dayı. Sana da merhaba. Dünyalı. Vallahi güzel. Sevdim abi ben bu motoru. Vallahi çok sevdim. Benim acaba motor değiştiresim mi gelmiş? Ben niye böyle her motoru seviyorum ya bu aralar? 203 kuru ağırlığı, galiba 240 da tamamen dolu ağırlığı. Şaft öyle zincir gibi çok fazla şey gerektirmiyor biliyorsunuz. Normal, sadece yağını değiştiriyorsun. Bir de çıkardığın o yağ tapası mıknatıslı oluyor zaten. İçerideki demirleri vesaire üstüne çekmesi için. Oradan bakıyorlar var mı bir sıkıntı, herhangi bir metal parçası bir şey, bakıyorlar. Yoksa devam. Her şey doğru yerinde demektir diyerekten. Yani şaftın o bakımsız olması güzel. Şaftın tabii ayrı bir yağı var. 0.3 litre mi? 0.4 litre mi? Emin değilim. Öyle bir yağ kapasitesi var. Motorun kendi yağı var. Bu arada motor en önemli şeylerden birini unuttum. Bu motor hava soğutmalı. Çok sıcak ülkelerde ve sıkışık trafikte biraz bu bacaklardan, silindir kafaları gördüğünüz gibi burada olduğu için biraz bu bacaklardan yanma yapar. Yine ekstra paketlerinden bahsederken size bahsettiğim gibi bu şeyler var. Demir korumalıklar var motorun dışına. Bu silindir kafaların etrafından dolanan. Hani onu da taktırırsanız herhangi bir düşme anında, bir şey anında bu silindir kafaları yerde, asfaltta zımparalanmamış olur. Yoksa değiştirmek zorunda kalırsınız. O yüzden o metaller, o şeyler, o koruma barları önemli. Motor sıcaklığını görebiliyor muyuz diye baktım. Motor sıcaklığını gösterir bir
işaret, ibare herhangi bir şey yok. Uzunlar kısalar burada bildiğiniz gibi selektör. Uzunları yakmak için de dışarı doğru bastığınız anda uzunları yakıyor. Farlar burada otomatik yukarı aşağı vesaire yazmış. Parklar, ledler direkt açık olmak kaydıyla bu da burada. Bu motora Mustang geliyor bir tane. Bu motora Tutto Terrano demiş İtalyan abilerimiz. Bu da diyor ki Tutto Bedella, Bedetturo Terrella. Anladın mı? Yani nasıl diyor? Geçme Namık Kemal Köp... Hayır oğlum, öyle şey değil. Tutto Terrano yani diyor ki her terrain'de gider. Her yol şartına gider. Asfaltta da gider, kumda da gider, çakılda da gider. Her yerde gider. Tabi ağır off-road, hard off-road için biraz şey, ağır bir motor elbette ki. Hani illa yapacağım, bu motorla yapacağım diyerek bazı ekipmanları çıkarıp şu arkadaki barları, öndeki kafalığın barını vesairesini çıkarıp bir şeyleri hani hafiflik sağlayabilir misin? Çok emin değilim yani. Şaft zaten bir ağırlık katıyor motora. Çift silindir ve motor, şanzıman vesaire derken eminim düşürebildikleri kadar düşürmüşlerdir bu ağırlığı. Bu arada bu motorda lastikler şambriyelli lastik. Normal tubeless lastik değil yani. Ve jantlar da telli jant. Hani off-road'a biraz daha yatkın olması babında güzel olmuş diyebiliriz. Ama yanına da hani böyle bir çelik jant opsiyonu koysalarmış iyi olurmuş ama çok da yani bu motora yakışan en optimumu gerçekten bulmuşlar gibi. O anlamda bir şey diyemiyorum. Bir tek şu barı krom hani rengi gri yapmaları bir böyle bir buradan bakınca hani ya kırmızı olsaymış ne bileyim sanki daha çok yakışırmış gibi geliyor. Abi önce sinyal sonra fren. Sen misin başkası mı dönen? Sensin abi. Nasıl da kafiyeli saydırdım sana. Kodumunun. Tapa gaz gidiyorum bak son gaz. Oh. 7500'de kesiciye girdi 3. vites. 130 falan. Tam görmedim ama videoda belli olur. Güzel güzel. Rakiplerini üzecek bir motor olmuş diyebilirim. Aynaları belki değiştirirsin böyle biraz daha bu motora uyan bir aynayla. Bu arada aynaların görüş açısı müthiş. Ben hiçbir şey görmüyorum. Ben direkt arkayı görüyorum. Yani omzumu falan, kolumun çatalını, köşesini, bir şeysini, dirseğimi falan hiçbir şey görmüyorum yani. Yapmışlar. Ne güzel oturtmuşlar yani. Güzel ama. Bir tek vites düşürürken şu sallamasını sevmedim. Süspansiyonların fazla yumuşak olmasını sevmedim. Cruise kontrolün şurada yanıp sönüyor olmasını, kullanmıyorken de yanıp sönüyor olmasını eğer arkada pasif durumdaysa, açık ve pasif durumdaysa onu sevmedim. Ekranın mat olması lazım artık yani. Şunu parlak ekranla yapma yani 3310 ekranı gibi. Onu sevmedim. Tamam LED şey TFT ekran gayet güzel renkli ışık sensörü vesairesi var ama ne bileyim bence o olmalıydı. Onu sevmedim. Onun dışında şu aynaların tutamaçları vesaire şuradaki bu şey dizaynı sevmedim. Debriyaj telli debriyaj bu arada güzel. Arka fren sıvısı gayet kolay yerde görülmek için. Ön fren sıvısı burada. Gaz bu arada ride by wire. Yani zaten cruise control o yüzden çok daha kolay monte edilmesi çünkü elektronik gaz var üzerinde, telli değil. Dolayısıyla ekstra kolay. Başka sevmediğim herhangi bir özelliği ne vardı? Yolda saymışımdır zaten. Şu an tam hatırlamıyorum ama tabii anahtarsız çalıştırma olabilirmiş artık ama yani olmalı mı? İlla olsa mı? Bilmem, ben anahtarlı kullanıyorum. Evet, anahtarsız kolaylık ama bilmem. Yani onun da bir maliyeti var, bir şeyi var. Eğer bu motorun hani fiyatı uygunsa seleflerine göre, Norveç'teki fiyatını birazdan öderim, videonun üzerine yazarım. Eğer uygunsa fiyatı bence yani çok da şikayet edecek bir şey yok. Bazı şeylerden feragat etmemiz lazım fiyatı düşürmek için. Her şeyi olsun dersek 150 bine 200 bine de motor bulunur. O yüzden şu sinyal şeyini böyle bir içeri basma kısmı, sinyal ver bas, o basma kısmı bir beni şey yapmadı ya. Hani düğmeyi değiştireceğiz diye zorlayıp böyle ortaya böyle bir şey çıkarmaları da bir değişik olmuş yani. Başka şu an aklımda pek bir şey yok açıkçası. Galiba incelememizi bitirdik. Umuyorum bu motor hoşunuza gitmiştir. Benim gerçekten hoşuma gitti. Hiç övmek için falan söylemiyorum. Bana ne yani. Moto Guzzi'nin ben daha önce V9 Bobber'ini sürdüm.
Belki kanalda videosu vardır ya yoksa gelecektir vesaire, tam emin değilim. Ama bir değişik yani. O, sevmedim mesela o zaman onu. Onun videosunu paylaştıysam görmüşsünüzdür. Ya da paylaşınca görürsünüz yani. Bir değişikti. Bu değil abi. Bu gerçekten şey yani. Güzel. Emin ol güzel yani. Gidin deneyin abi. Gerçekten alacaksanız gidin deneyin yani. Para sizde. Kral sizsiniz yani. Ben geldim motor alacağım arkadaşım. Ben bu motoru denemek istiyorum ya. Bu kadar basit. Gerçi burada almanıza gerek yok yani. Benim bu motoru almayacağımı biliyor mesela Alexander. Ben sadece geldim, dedim ki denemek istiyorum. Zaten dün beraber gezdik de. Her zaman olduğu gibi. Dedim ki yarın var mı gelip test sürüşüne çıkacak olan Moto2'cu ile? Yok dedi. Bildiğim kadarıyla. Dedim o zaman ben 12'de geliyorum. 2'ye kadar ben de. Saat zaten 2'ye 5 var. Bu kadar da dakik olarak döndüm. Moto2cu V85 TT videosu bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Birbirinizi lütfen sevin. Motosikletinizi efendi sürün. Uzun yıllar sürün. Hep sürün. Keyif alarak sürün. Motorhaneden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.